Merhabalar, ben Yaren, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hem böyle birazcık yeni ürünleri deniyorum hem de bir kırmızı göz makyajı yapacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Ben çok heyecanlıyım bu makyajı yapmak için. Farmasi alışverişimi çektiğimden beri bunu yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız biraz video düzenim de aksadı. O yüzden birazcık böyle videolarım geçe kaldı. Hep sizinle paylaşmak istediğim bütün videolar biraz bekliyor yani zamanını, gününü. Bu arada şu anda farmasinin göz bazını uyguluyorum. Far bazını. Konuşabilirsem inşallah uygulayacağım. Bunu çok sevdiğimi artık herhalde bilmeyen yoktur. Aşırı severek kullanıyorum. O yüzden her makyajımda olmazsa olmazlarım arasına girdi. Ben yine aynamı uzak bıraktığım için birazcık problem yaşıyordum. Şunu da çıkartacağım saatimi. Saatim iz yaptı bu arada, yandım. Saat şeklinde yandım. Aslında siz bu videoyu izlerken ben şu anda staj yapıyor olacağım. Büyük ihtimalle de işte olacağım siz bu videoyu izlerken. Hem size böyle birkaç tane video çekmek istiyorum. Hafta sonları geleceğim, böyle video falan da çekeceğim ama ne kadar video şu anda stoklarsam sizin için o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten benim için birazcık gitgelli bir ay olacak. Gerçekten çünkü yani Çorlu'da ben staj yapacağım. Kuzenimde kalacağım. Far bazını sabitlenmesini bekliyorum şu anda gözümde. Kapatamadım da kapatabilirsem. Şimdi farmasinin değil. İlk önce bunu uygulayacağım. Pardon. Beten Wild'ın bu serum bazını uygulayacağım. Bunu çok sevdim biliyorsunuz. Fakat şurası böyle bir, değişik bir şekilde renk veriyor. O yüzden çok sinirim bozuluyor. Ben de o yüzden birazcık zorlanıyorum. Ama bunu hem böyle nemlendirici gibi hem de gerçekten çok güzel bir baz, aydınlık bir baz olarak uyguluyorum. Stresten zaten cildim aldı başını gidiyor. Şuradakiler aşırı derecede arttı. Şuralarımda yine sivilceler çıktı. Derken gerçekten cildim konusunda şu sıra birazcık problem yaşıyorum. Bu arada bunu bazımı sürmeden önce uygulamam gerekiyordu ama Yaren ne yaptı? Tabii ki de unuttu. Ben sürekli makyajı unutuyorum dedim ve gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Elim boyadı. Ben bu elimi nasıl yaptığımı temizlesem herhalde gitti. Umarım bir şekilde sıkıntı çıkartmaz. Şimdi bu hemen yüzümde sabitlenmesini bekliyorum şu anda. Uzun zamandır kamerayla böyle video çekmiyorum. Çekiyorum, editleyemiyorum, size yayınlayamıyorum. O yüzden bir tık da sinirim, moralim bozuk kendime. Şimdi Beten Wild'ın bu açabilirsem bu far paletini uygulamak istiyorum. Yanlış yerden açıyormuşum. Bu far paletine makyaj yapacağım. O yüzden biraz da böyle bunu da birazcık dinliklemiş oluruz gibi geliyor. Ama burada benim istediğim renk yokmuş. Geliyorum. Geldim. Bilesin bu Catch It paletini kullanacağım. Normalde evet Beten Wild kullanacaktım ama buna o kadar alıştım ki elim direkt buna gidiyor. Çok güzel bir renk skalası var. İlk olarak açık. İlk olarak şu açık, daha sonra şununla bir göz farı böyle geçiş rengi uygulayacağım aslında. Bu yöntemi ilk olarak böyle bir şeyde görmüştüm. 5 dakikada makyaj yapma videosunda görmüştüm hatırlıyorsanız. O gün bugündü. Bütün gölgelerime bu şekilde başlıyorum ve devam ediyorum. Hepsi için de bence geçerli, gayet güzel bir far uygulaması oluyor. Çünkü geçiş renginizi özel yaptığınız zaman üstüne uyguladığınız makyajın kötü olma şansı çok da yok aslında. Tuşörde daha önce bunun mavisini de böyle 2-3 de gördünüz hatta. Şu an bunun çok hoşuma gitti. Ben papatyaları çok severim. O yüzden böyle bunu giymek istedim. Biraz da tüy toplamış, sinirim bozulmadı dersem yarınlık bir şey durum. Biraz daha koyu olan turuncusunla bir tık daha içe doğru koyulaştırıyorum göz.
geçiş rengimi. Daha sonra hemen yeni bir fırça alacağım. Burada da yaptım. Şuradaki açık renk var ya, onu kullanacağım. Evet, ne diyordum en son? Staj diyordum. İşte staja gideceğim. Gerçekten okulda öğrendiklerinizle iş hayatında uyguladıklarınızın çok farklı olacağını her meslekte aslında biliyorsunuz bir yerde. Ama ben uzun zamandır laboratuvara da girmiyorum. Diyorum ki unuttum mu acaba laboratuvara girmeyi? Yani pratiğimi çok fazlaca kaybettim. O yüzden ne olacak, nasıl gidecek bilmiyorum, nasıl zamanlar bekliyor beni bilmiyorum gerçekten. Tamam, geçiş rengim bu olmasını istiyorum. Şimdi tekrar bu paletime döneceğim. Sırf şuradaki kırmızı kiremit renk için döneceğim. Hemen bunu alıyorum. En sevdiğim Artnet fırçamla uyguluyorum. Hemen alıyorum. Ve biraz daha iç köşelerimi geçirerek şu geçiş rengimin ortasına bırakıyorum aslında. Şimdi tekrar kahverengi geçiş rengimi uyguladım. Fırçamı alıyorum ve bunu çok güzel bir şekilde, çok güzel bir şekilde dağıtıyorum. Aslında kötü bir şekilde dağıtmıyorum. Biraz daha bu geçişi, hani sürdüğüm zaman kaybolan geçişi kullanacağım. Şimdi tekrar en açık rengim alıyorum bu sefer. Bu geçişleri dağıtıyorum. Bu arada açıklamadaki makyaj videomu beğendiniz mi? Ben çok severek çektim onu. O yüzden böyle bayağı heveslendim. Belki onun ikincisini çekebilirim ama söz vermeyeyim. Şuradaki açık rengim var ya, onu alacağım. Ve şimdi göz çevremi temizleyeceğim aslında. Evet, şimdi asıl makyajın, bu makyajın yapılış amacı. Pharmacy'nin krem farlarından Red Glaze isimli 04 krem farını alacağım. Şimdi bunu şöyle bir fırçayla alacağım. Daha önce çokça fırçalarla kullandım biliyorsunuz. Elimle aldım, uyguladım. Bunu fırçayla uyguladım. Şimdi ben bu fırçayla alıyorum ve gözümün uygulamak istediğim yerlerine uyguluyorum. Daha sonra bir karıştırma fırçası alacağım. O da bolca. Ve karıştırmaya başlıyorum. Gerçekten göz makyajını en iyi yapan şey karıştırma. Hayatımda hiç kırmızı göz makyajı yapmadım bu arada. Gerçekten. Ha, şey olmuştur mesela, bir şey olmuştur. Hiç beklemediğim bir far rengi farklı çıkmıştır ve yavaş yavaş kırmızıya dönmüştür. Evet, o oldu. Ama en iyi konu hiç kırmızı far alıp da bir makyaj videosu yapayım demedim herhalde. Herhalde değil demedim. Yine karıştırma fırçamı alıyorum. Ve karıştırıyorum. Ben çok güzel oldu. Ben aşırı sevdim böyle. Alttaki o Vatan Vardın paletinden aldığımız renkle çok güzel bir uyum da sağladı. O yüzden onu da seviyorum. Yine alıyorum bu fırçamla. Şimdi karıştırma fırçalarını yapmaya denedim, biraz çöküklük oluştu. O da şeklini şemalini bozdu farın. Ben de o yüzden böyle bir çözüm buldum. İki fırça kullanıyorum ama gayet güzel bir şekilde hem karışıyor, hem rengini veriyor, hem de kontrollü bir şekilde bu geçişi sağlıyorum. Tekrar süreceğim. Ya ben size bu farların hep en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Az sürüp daha doğal, daha
yani o rengin daha hafif bir şekilde almanızı da sağlayabiliyorsunuz. Ama rengi üst üste uygulayarak çok daha koyu ve tam o rengi almanızı da sağlıyorsunuz. O yüzden aldığınız bir krem farı çokça farklı tonlarda, renklerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben bütün krem farların renklerini aldım. Umarım en yakın zamanda yeni renkleri de çıkar ve onları da alırım. Çünkü gerçekten çok iyi. Şimdi tekrar bir şu karıştırma fırçamı alıyorum. Şöyle dış köşelerimi yine kahverengi farımla geçişimi bir tık daha yapıyorum. Bir de yine açık geçiş rengimi alıp bu geçişleri biraz daha yumuşatıyorum aslında bakarsanız. Hep en sevdiğim ve en istediğim şey böyle bu geçiş renklerinin çok böyle hey yo ben buradayım dememesi ve kalıp gibi o rengin kalmaması gözümde. Şu anda göz makyajım yeterli. Ten makyajımı bitirdikten sonra kirpik altlarımı da geçeceğim güzelce makyajımdan. O yüzden hemen şu anda şurada hemen bırakıyorum. Ve hemen dudak dolgunlaştırıcımı sürmediğimi hatırlayıp siliyorum. Bu arada inşaatlar tam gaz hızla devam ettiği için birazcık ses var şu anda. Umarım o çok sizi rahatsız etmiyordur. O yüzden özür dileyim şimdiden. Şimdi Farmacy'nin korektörünü alacağım. Bu bendeki bisküvi rengiydi ama sıfır kaçtı. Rengi tamamen silinmiş. Ama bisküvi rengiydi. Kendi göz problemlerinize göre istediğiniz rengi, size en uygun olan rengi seçebilirsiniz. Ben bunun gerçekten kapatıcının performansını arttırdığını düşünüyorum. Biraz da fazla kaçırdığımı düşünüyorum şu anda. Hemen alıyorum ve bu arada hem bu video için hem de işte köye gideceğiz, kız istemeye gideceğiz bu arada. Ondan bahsetmedim galiba. Stajımdan bahsettim ama siz zaten bu videoyu izlediğinizde biz kız istemiş olacağız. Yani biraz bu şeyler olurken, olaylar olurken size böyle hayatımda olan gelişmelerden, hani benden değil yani. Benim isteme gelecekler sonuçta da. Yani sonuçta ne yapacağımı bahsetmedim. Tamam, korektörümü uyguladım. Şimdi ten makyajıma geçebilirim. Farmacy'nin BB'sini uygulayacağım. Bu arada en sevdiğim basit böyle makyajlarda hiç riske gitmediğim bir ürün. Çok severek, güvenerek uyguluyorum. Çünkü işte renk tonunun bana uyacağını biliyorum. Hiçbir problem çıkarmayacağını biliyorum. O yüzden bu arada ben hep soldan başlıyorum. Normalde sivilcelerim olsun sonrasında en sona bırakmayı hep düşünüyorum. Fakat elimin alışkanlığı olduğu için asla bunu yapamıyorum. Bu arada tekrar söyleyeyim. Umarım dışarıdan çok ses gelmiyordur ama yine bizim burası coştu. Ben video çekerken sürekli, bu arada yine fazla almışım. Artık buna alıştık bence ya. Sıkıntı yok. Artık beni biliyorsunuz. Biraz daha çekiştirerek uyguluyorum ki böyle boynuma kadar gelsin. Çünkü çok fazla geldi. Birkaç tane yoruma değinmek istiyorum. Bu arada yorumlarınızı asla cevaplayamıyorum. Ama okuyorum hepsini. Merak etmeyin. Ama bu videoya yayınlandığım ihtimalle çoğunu cevaplandırmış olurum. Çünkü gerçekten bunu çok istiyorum. Ben yorumlara cevaplayarak böyle çok güzel iletişim halinde olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bu alışkanlığımı kaybetmek istemiyorum. Ve yani sonuç olarak beraber bir etkileşim oluyoruz. Siz beni bir şekilde seviyorsunuz, böyle videolarımı izliyorsunuz, değer veriyorsunuz. Ben sizin yorumlarınıza çok değer veriyorum. Ama daha önce söylemişim, böyle en konu ben oturup yorum cevaplıyorum. Hayatımda öyle bir şey de olmadığı için şu anda. Ama en azından stajda işte gidip gelirken falan büyük ihtimalle cevaplamaya çalışacağım. Ne kadar cevaplayabilirim, iş hayatımda ne kadar yorulmuş olurum onu bilmiyorum. Telefonumu sesli unutmuşum bu arada. Çok başarılıyım.
Şimdi hemen kapatıcıma geçeyim. Gökten kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 00 ve 01 renkleri. Daha önce söylemiştim ama hani eğer ilk defa bu videonun denk geliyorsanız da 01 rengi bana bir tık koyu oluyor. 00 rengi de çok açık oluyor. O yüzden ben de 01 rengini alıyorum, uyguluyorum ve hemen birazdan yapacağım gibi aralarına 00'ı bırakıyorum. Ve işlenmiş oluyor aslında bakarsınız. O yüzden çok iyi oluyor. Böyle ikisini karıştırıyorum. Galiba bu sefer bir tık 00'ı fazla mı kaçırmışız acaba? Yoksa dağıtınca güzel olacak mı? Bakalım göreceğiz. Güneş kapattı şu an, farkında mısınız? Bu sıra Edirne'nin havası inanılmaz değişik. Bir gün aşırı sıcaksa, ertesi gün yağmur yağıyor. Ki yağmur yağsın, yağmura ihtiyacımız var. Yağmurlar değerlidir, önemlidir, güzeldir. Ama işte hava biraz değişik olunca böyle oluyor. Şimdi hemen ve açıldı. Havanın değişimi ve benim de ruh halim değişiyor bu arada. Biliyorsun ben bu Flormar'ın şeylerini çok seviyorum. Krem rujunu. Şu sivilcelerinden nefret ediyorum. Hayatım hiçbir döneminde bu kadar sivilcelenmedim. O yüzden ya nazar ya kem göz diyorum. Ya da bilmiyorum. Çok fazla normalde lise demiştim hani ben böyle çok özel günlerde bu kadar ağır makyajlar yapayım. Acaba bunlardan dolayı mı cildim bana bir tepki gösteriyor bilmiyorum. Şöyle. Çok burun kontrol seven bir insan değilim. Tamam şimdi. biliyorsunuz ki ben pudra uygulayacağım. Biliyorsunuz ki ben Bellas'ın bu pudrasını çok seviyorum. O yüzden bunu uygulayacağım ama şu an tüm pudra fırçalarım basık biliyor musunuz gerçekten? O yüzden şöyle küçük bir fırçayla uygulayacağım. İlk olarak göz altlarımı pudralıyorum. Şimdi de tüm yüzümü pudralayacağım. Şimdi aynı uyguladığım fırçayla şöyle bypassler böyle kontrol pudramı alıyorum. Aslında pudra olarak geçiyor. Size daha önce de söylemiştim. Ama ben bunu tenimden biraz koyu olduğu için çok güzel bir tonu olduğu için bronzer işte ısıtıcı ısıtıcı yalnız bronzer kontrol olarak kullanıyorum. Şimdi allık olarak ne kullansam diye çok düşündüm ama biraz bu kızıl ya böyle hafif böyle kırmızı tonlarda bir allık kullandım ama benim öyle bir allığımın olmadığını fark ettim. O yüzden daha önce çok yıllar önce aldığım Flormar'ın bu lipen çiçekleri vardı. Hiç allık olarak kullanmadım. Bunu biliyorum. Nasıl olacak, nasıl gidecek bilmiyorum. Bu makyajı batırabilirim. Çıkartabilirim. Bakalım deneyeceğim şimdi. Bu arada çok güzel tam böyle fırça içine girmek. Ben hep dudakta kullandığım için hiç yanakta kullanmadım bu arada bu ürünü. Şimdi az önce kullandığım pufidik fırçam çok hafif pudra geçiyorum oralara ki çok hayli gibi gözükmeyeyim. Şimdi hemen göz altlarıma geçeceğim. O yüzden hemen böyle bir ince fırça alıyorum şöyle. İlk olarak geçiş rengi olarak uyguladığım rengi alıyorum. Kirpik diplerime. Onu geçiyorum. Yine bir şey geldi. Ben yine telefonun sesini unuttum fark ettim ve kendime sinir oluyorum şu anda. Yine burada aldığım kırmızı rengim vardı ya. Onu alıyorum. Daha önce uygulamıştım. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ama ilk önce bir şöyle
İnşallah. Şöyle bir fırça alıyorum yine. Pudramla hafif göz altlarımı böyle temizlemek amacıyla. Bu krem farımı da alıyorum. Tamamdır, ben sevdim. Bu arada bence rimelle çok güzel bir bütünlük sağlayacak, o yüzden aynen geçer not aldım. Ben böyle krem farlarımı böyle uygulayınca çok daha böyle metalik bir şekilde durduğu için çok seviyorum gerçekten. Aşırı güzel duruyor. Şimdi böyle pofidik bir fırçamı alıyorum. Burada 3 tane sünger falan batırdım. Göz makyajının haddi hesabı yok kullandığım fırçanın. En çok eski favorilerinden bir tanesi. Bu arada kapağında yazıyor. Ben de çeviriyorum. Yine Beelus'un Be Sparkle isimli highlighter'ı böyle. Yine krem highlighter'larından. Böyle düz kısmını uyguluyorum. Ve tüm yüksek yerlerine geçiyorum. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Ama öncesinde ne yapalım? Aşırı aşırı heyecanlandım. Birkaç kere kullandığım Farmasinin bu Brava Max'larından aldım. Kaş şekillendirici sabunları jelli olarak geçiyor. Yine ışık gitti. Bol bol böyle kaş fırçalarından aldım bu arada. Bunlar çok güzel uygun fiyat satılıyor. Çünkü ben asla az uygulayamıyorum. Çok hafif. Aldım. Ve taramaya başlıyorum. Böyle bir şey oluyor. Çok başarılı değilim bu konuda. Yine aynı şekilde çok hafif alıyorum. Kaş fırçamı. Tarıyorum. Yani tam çözebilmiş değilim. Nasıl uygulamam gerektiğini, tekniğini. Biraz fazla uyguluyorum bencesi. Ama nasıl uygulamam gerekiyor bilmiyorum. Yani daha az mı, nasıl alacağım, nasıl yapacağım. Bir de biliyorsun ben böyle kaşlarım benim çok uzundur. Yani uzun, ben kesmem çok fazla kaşlarımı. Çok nadir keserim. Üstüme bakar mısınız? Yani şöyle çok hafif de böyle yatırıyorum. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Kesinlikle çok güzel bir şekilde sabitliyor. Hemen kirpiklerimi kıvıracağım. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Aşırı aşırı güzel sabitleniyor. Gün boyu kalıcı oluyor. Ben bunu ilk yaptığımda bir şeyler almaya gitmiştim. Kıyafet denemeye gitmiştim. Kıyafeti denedim. Hiçbir şekilde tek bir oynama yapmadı. Akşamına kadar. Hatta o gün uyuyakalmışım. Yatağımın üstünde böyle bayağı bildiğiniz bayılmışım. Çok yorgunum çünkü. Bayağı da bir koşturma içerisindeyim. O yüzden. Ve kaşlarım sabah kalktığımda hala aynı duruyordu. Bu arada Beelus'un Be Fit o kadar çok kullanıyorum ki. Fake It primerini uygulayacağım. Ama bunu da ne kadar çok sevdiğimi tekrar hatırladım. Böyle rimelleri biraz ara verip tekrar kullanmaya başlayınca gerçekten çok daha iyi oluyor çünkü kıymetini anlıyorum gerçekten. Birkaç kere fırçayı gözüme soktum. İkinci kata bile gerek yok. Ben çok seviyorum bu şekilde. Şimdi tekrar bu kirpiği kıvırıyorum. Bakalım. Bu arada stajdan döndükten bir hafta sonra okullarım açılıyor. O bir haftada hem Muğla'da hem de Keşan'da düğünlerimiz var. Nasıl başarılı bir zamanlama değil mi? Eğer 3. dönemde yapsaydım çok daha fazla bu şekilde konuşamadım. 2 hafta sonra mı açılıyor okullar? Tabii 2 hafta olması lazım. Eğer okullar biraz daha erken açılsaydı okul zamanı düğüne gitmem gerekecekti. Ben de kuzenler çok biliyorsunuz daha önce söylemiştim. O da Muğla'dan Muğla'ya... Ha, konuşamıyorum resmen. Ve bu arada batırdım. Muğla'dan kız aldığımız için Muğla'da
yengem Muğla'lı olduğu için daha kolay bir tabir olacak bu şekilde. O yüzden Muğla'ya gidiyoruz. Muğla'ya, Muğla'ya. Orada 2 gün düğünümüz var. Yani yolu var bunun sonuç olarak. Daha önce işten gittiğimizde bayağı bildiğiniz bayağı bir yol yaptık. Ama hem güzel oluyor, biz çok böyle sevgili bir aileyiz. O yüzden çok güzel güle oynaya gidiyoruz gerçekten. Şöyle hemen temiz bir fırça alayım. Olmadı, kurumadığı için bekleyemedim ben de hemen. Fazla dudak dolgunlaştırıcısını aldım. Şimdi 2 tane bu makyaja yakışacağını düşündüğüm ürünüm var. Bir bu var ama bu asla böyle değil. Biliyorsunuz bu yeni çıkan seriden Pink Crush isimli. Bir de bu. Bunu sürelim ya. Bu da Satin Pink isimli Farmasinin glosslarından. Hemen bunu sürüp geliyorum. Şöyle çok hafif böyle üstünden aldığım için gayet güzel duruyor. Bu arada bununla saç da sabitliyorlar ya. Deneyelim mi? Denemeyelim. Ben bundan sonra dışarı çıkacağım. Çünkü o yüzden bozmak istemedim şimdi. Bu arada bunu çok seviyorum ama biraz daha kullanmayı öğrenmem lazım. Şimdi makyajım o gün boyu sabit kalması için de Bilas'ın makyaj sabitleyicisini sıkacağım. Bu arada bu açık hava makyaj, açık havada makyaj videosunu çektim ama yine bu sabitleyiciden sıkıyorum ama rüzgar olduğu için sabitleyici diğer tarafından yine çok fazla yüzüme de denk gelmiş. Ona rağmen muhteşem bir şekilde sabit kaldı makyajım. Evet, yine güneşimiz gitti ama benim böyle hem yeni ürünleri deniyorum hem de böyle kırmızı göz makyajı adı altında bir makyaj videosu çekmek istedim sizlerle. Bu şekildeydi. Umarım makyajı ve videoyu beğenmişsinizdir. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videomdan haberdar olabilmek için kanal bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.